Lale Hanım, işte böyle bir şirketimiz. Saranoğlu Holding, 55 yıldır birlikte güvenli oda sıcaklığında 25 derecede tebessümle çalışıyoruz biz bu arada. Heh, Onur Bey, Onur Bey burada yok. Onur Bey, bir kahve içmeden bırakmam. Hayır, hayatta istemiyorum Samet. Gerçekten istemiyorum. Al bakayım. Ay istemiyorum. Yol çıkar belki. Hayır, istemiyorum. arkadaşım, elinizde fazla Onur Bey var mı? Yok, anladım, yok. Nasip kısmet. Bugün varız, yarın yokuz zaten. Bakalım, şöyle bir bakalım. Onur Bey, yok mu? Yok bakışı, Onur Bey yokmuş. Yok. Samet, sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim, siz nasılsınız Lale Hanım? Ben senin ne yaptığını farkında değil miyim zannediyorsun? Farkında mısınız? Çok farkındayım. Şimdi Onur'un odasına gideceğim ve ona söylemem gerekenleri söyleyeceğim. Bu kadar. Yapmayın Lale Hanım, yapmayın. Lale Hanım! İnşallah Onur Bey odasında yoktur. Yani bu aşk böyle bitmemeli. Görevinde başarısız oldun Samet. Bugün benden duymak istediğin her şeyi sana söylemeye geldim. Hatta gözlerinin içine de bakabilirim. Tabii senin benim gözlerimin içine bakmaya cesaretin varsa. Bir zamanlar zengin ama onursuz bir genç vardı kapınızdan kovduğumuz. Hatırladın mı Lale? Erol? Erol tabii. Neredesin kız şapşık? Vallahi özlettin. Nasıl gidiyor şiddetli geçimsizlik? Gel buraya. Gel bir öpeyim. Allah! Her yanın cereyan, elektrik olmuş. Nasıl bir negatif yüklendin kız? Hayırdır? Ama burası Onur'un... Ha sen Onur'un odası diye... sen Onur'un odası diye geldin. Kız onlar hep değişti. Berlin duvarı falan yıkıldı. Doğu batı birleşti. Onlar falan hiç yok mu? Ya benim bir şeyden haberim yok Erol. Allah Allah, bunlar niye böyle yapıyorlar? Bu Pelinsu olayı gibi, bunu da mı senden sakladılar şimdi? Neyi sakladılar Erol? Şimdi Lale'cim, vallahi gıybete girecek ama ben anlatırım. Anlatmasam da karnım şişecek çünkü. Şimdi bu Onur'un miras için evlendiği ortaya çıkınca, ki bu mevzuyu açtığım için gerçekten özür dilerim. Allah kahretsin, gerçekten tatsız da bir mevzu. Bu ortaya çıkınca babaannem bu durumu öğrendi. Onur'daki bütün yetkileri alıp bana verdi. Şirket artık benim emrimde. Öyle mi? Vallahi öyle. Bütün yetkiler bana geçti. Onur'u da artık arşivemi kaldırdılar, depoya mı dıktılar sarı olanı. Ama hak etti, yemin ediyorum hak etti. Bir makam, bir mevki için insanları böyle kandırıp idare edemezsin. Artık yeter dediler bir yerde de. Demek ki her şey doğruymuş. Yani bu şirketin başına geçmek için evlenmiş benimle. Sen üzüldün şimdi bak. İşte hayır, hayır, öyle de düşünme. O kadar da değildir de. Sen bayağı üzüldün şimdi. Tansiyonun düştü kız senin. Ayran mı çarpalım senin yüzüne, ne yapalım bacım? Hadi seni kullansın anlarım da, o Sabi Sübyan ufacık yeğenimi, o bebeği kullanmak. Yani bunun için bunu kullanmak sen... Erol. Çok özür dilerim, tamam. Resmen kaptırmış koltuğunu Erol'a. O olsun ama. Sen beni böyle hayal kırıklığına uğrattın ya, senin de yüzün gülmesin. İyi günler kızım. Lale. Babaanne. Şirkette olduğunu çocuklar söyledi. Evet, Onur'la konuşmak için gelmiştim. Lale'cim yoksa siz de... Yok. Bir daha beni aramamasını söylemek için geldim Onur'a. Ama Onur yerinde yoktu. Erol vardı. Bu da benimle para için evlendiğinin en büyük kanıtı oldu. Koltuğunu kaptırmış. Evet. Öyle oldu. Bak kızım, sevgi, aşk işlerini... para işlerinden ayrı değerlendirmek lazım değil mi? Değerlendirilemiyormuş işte. Yani biz hikayemizde bunu gördük. Bizim aramıza parayı Onur soktu. Benimle para için, mevki için evlendi. O yüzden ben bunu ayrı ayrı değerlendiremiyorum. Neyse, ben gideyim, Emir bekler beni. Emir öp benim için. Nergis? Ne oluyor şimdi arkadaş ya? Nereden çıktı bu herif? Koray bu. Ben şimdi onu var ya... Samet sen dur. Sakin olacaksın. Ama Onur Bey... Ben artık içeri gireyim. Senin ne işin var Nergis'in yanında? Ne demek ne işin var ya? Enişte. Nergis'ciğim bir saniye. Nergis yetişkin bir insan. Sana mı soracağım? Evet, bana soracaksın. Nergis benim kardeşim sayılır.
Onun yüzden beni de üzer, tamam mı? O yüzden uzak dur Nergis'ten. Allah Allah. Sen kim olduğunu zannediyorsun be? Ha? Kimle istersem onunla görüşürüm, tamam mı? Hadi yürü git işine. Koray, o elini kolunu bir indir. Benimle düzgün konuş. Enişte lütfen. Sakin olsana sen arkadaşım. Ben gayet sakinim. Ayrıca senin arkadaşın falan da değilim. Enişte ne yapıyorsun ya? Lütfen sakin ol. Nergis'ciğim rica ediyorum. 2 saniye bekler misin? Lütfen. Nergis'ten uzak duracaksın. Bu kadar net. Duyuyor musun? Allah Allah. Nedenmiş o? Onu sen benden daha iyi bilirsin. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Sahtekar herif. Ya enişte ne diyorsun? Ne sahtekarı ya? Nergis sen karışma. Lale'yi kaybetti ya, elinde tutamadı ya. Onun hırsını benden çıkartmaya çalışıyor sinirini. Bırak gelsin. Karımın adını ağzına alma. Ya sen de karını elinde tutamıyorsun ya. Gelmişsin burada erkeklik yapıyorsun, hava yapıyorsun. Abi bırak ben devralayayım bu işi. Sen ne diyorsun lan İbiş? Samet. Tamam, tamam Samet. Sakin ol. Samet bir dur. Geç şöyle. Defol git buradan bak, sabrımı zorluyorsun iyice. İstersen Lale'ye soralım kimin defolmasını istediğini. Sana Lale'nin adını ağzına alma demiştim. Sana bunun hesabını soracağım. Elinden geleni ardına koyma. Enişte lütfen ikiniz de gider misiniz? Lütfen. Nergis. Onur bu halinde gördüm ya. Bravo. Lale bu adam zarar verecek Nergis'e. Bunu sen mi söylüyorsun bize? Sen kimsin? Asıl biri beni senin için uyarmalıymış. Senden başka hiç kimse bize bu kadar zarar veremezdi zaten. Gider misin buradan? Abi, Onur Bey, hadi gidelim biz. Nergis, hadi. Hadi. Çok özledi. Aşkım ben de sizi o kadar özledim ki. Yaptığım hataların farkındayım. Bir daha asla tekrar etmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ama sen de beni affet artık, olur mu? Lale hadi. Aşkım. Bu o kadar kolay değil delikanlı. Ha? Nasıl yani? He, sen benim torunumu kalbini çetile 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 böyle yık yak, ondan sonra da üstüne de bir ütü çek. Oh maşallah dümdüz olsun. Lale az önce buradaydı, nereye gitti? O fragmandı o. Fragmandı. Eğer Lale'nin gönlünü almazsan aynen bundan sonra Lale'yi sadece rüyalarında görürsün. Ya ben zaten pişmanım. Lale'yle bunu konuşuyordum da. Nineciğim siz kimsiniz? Nine mi? Aa, annen yaşındaki kadına sen nasıl nine falan diyorsun? Terbiyesiz. Sümbül hanımefendiyim ben. Sümbül. Yani Lale'nin anneannesi. Bana bak Onur Efendi, Lale'min bir an evvel gönlünü almazsan eğer yapışırım yakana. Ben de zaten Lale'yle onu konuşuyordum. Yani özür diliyordum Sümbül Hanım. Ama... Aması, maması, daması, tavlası yok. Tamam mı? Güzel kızımın yanaklarını soldurdun. Onda ne güzel gamzeler vardı. Gitti kaybettin onları. İyi de Lale'nin gamzesi yok ki. Yok mu? Hadi, hadi bana cevap ver. Sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? Ona göre. De profil yap biraz. Richard Gere benziyorsun sen. Yakışıklısın ha. Ama güzelliğin 10 para etmez. Lale'deki aşk olmasa. Bir şey daha söyleyeyim. Güzellik fani. Aşk baki. Tamam. Hadi hadi. Şimdi evi güzel salla. Gaz ver, gaz ver. Uçmam lazım. Hadi.
Küçükken. Anneanne. Daha düz ayak bir yer bulamadın mı? Nereden buldun bu dağ başında Lale? Sana öğüt vereceğim ben. Lafama giremiyorum yani. Ne yapayım, herkesten uzak olmak istedim. Nasıl yani? Seninkinden de mi? Özellikle de ondan. Neden? Ha? Çok yakışıklı olan, değil mi? Çok, evet. Ya biraz sanki bana şey gibi geldi. Biraz böyle topatan kavunu gibi, böyle sarı falan, böyle uzun. Ama bir yanı da Richard Gere. Ay tanıyor musun onu? Tanıyor musun sen lafıma? Onun rüyasından geliyorum. Aa. Tabii, neye uğradığını şaşırdı. Bağırdım, çağırdım. Sen dedim, ne diyorsun? Sen dedim, benim torunuma ne hakla böyle yapıyorsun? Kuru verdim boynuzlarına. Beter olsun. İstersen hemen getireyim, yalvartayım sana. Önünde diz çöktüreyim, ister misin? İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Karşıma çıkmasın benim. Çıkmasın? E peki yavrum, sen dayanamam diye karşıma çıkmasın diyorsun. Ha, senin karşına çıkmayıp ya başkalarının dikkatini çekerse. Ben sana ne anlatacağım? Dur, boş ver bunu. Senin adını ben koydum, biliyor musun? Niye öyle koydum biliyor musun? Doğduğun zaman aman bir kara, bir çetin ceviz. Sanırsın hiçbir şey olmaz. Tıpkı lale gibi ama alırsın eline lale, çıt diye kırılıverir yaprakları. Aman onun o şeyleri dökülüverir. Çiçeğe düşer. Anladın mı anne? Ama bak, boş ver sen üzülme. Bak şimdi ben sana ne anlatacağım. Ağaç nasıl aşılanır? Ama konumuza ne alakası var şimdi? Var var anne. Bak şimdi, ağaç nasıl aşılanır biliyor musun? Böyle bir ağaç düşün, kocaman bir şey ama hiç çiçek açmıyor, hiç meyve vermiyor. Alırsın onu, böyle dalını yaralarsın. Yaralarsın biraz geniş, biraz derince yaralarsın. Onu yıpratırsın, tamam mı? Onu biraz böyle zedelersin. Ondan sonra oraya böyle bir dal sokarsın ama meyve veren bir dal. Ondan sonra bir güzel sararsın, sararsın böyle. Ertesi yıl aman sana bir çiçeklerle döner. Elmalar verir, kreslar verir annem ne dilersen. Gerçekten mi? Yavrum, önemli olan, kökü sağlam olan bir ağaçtan asla umudunu kesmeyeceksin. Bazen bu yaralarda insanı o kadar iyileştirir ki. Önemli olan bahçıvanda. Senin eğer yakışıklı bahçıvan mahvettiyse senden bir sürü çiçekler yaratır. Anneanne. Ay yavrum. Gitme anneanne. Hadi yok yok, inatçı olma Lale. Uyuyacaksın kızım. Hadi Lale. Gitme. Uyu bebeğim. Uyumayacağım. Hadi inat etme kız. Yavaş koşmayın. Çocuklar. Kızım, neden çöp kutusunu atmıyorsun? Lale. Yıldız Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ne işiniz var burada? Hoş bulduk Laleciğim. Seni görmeye geldim.
Evet ama ders arasındayım. Çok fazla vaktim yok. Biliyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Fazla vaktini almayacağım. Ben sanırım az çok ne konuşacağınızı tahmin edebiliyorum. Gerçekten Onur'dan bir kuruş bile istemiyorum. Zaten ortada bir evlilik sözleşmesi var. Olmasaydı da hiçbir şey almazdım. Beni bu kadar yanlış anlamana çok üzüldüm. Çünkü bunu konuşmaya gelmedim. Ne sözleşme, ne miras, ne de para bulumunda değil Lale'ciğim. Bak Lale. Onur, oğlum seni gerçekten seviyor. Hem de çok seviyor. Nasıl bir karar alırsan al, lütfen bunu unutma, olur mu? Onur'um şimdiye kadar kimseyi senin gibi sevmedi. Sakın bunu unutma, olur mu? Onur beni çok derinden yaraladı. Benim gerçekten kararım kesin. Eve dönmeyeceğim. Siz de anlayış gösterin. Derse geçmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Aşkım. Bunları benim için mi yaptın yine? Senin için. Hiç pes etmiyorsun değil mi? Pes etmeyeceğim. İyi ki de etmiyorum çünkü sen de mantıklı düşündün bu süreçte ve beni affettin. Ben mantıklı düşündüm. Bu zamana kadar mantıksız düşünüyordum çünkü. Mantıklı düşündüm ve seni affettim. Ben seni affetmedim. Aşkım şimdi şakanın sırası mı? Bence senin yaptığın şaka. Hatta çok kötü bir şaka. Lale. Şey yaptın ya yavrum. Hani sen mesaj atmışsın ya Onur'a. Hani hiç kıyamam aşkıma. Ne yapsa affederim falan. Anne. Ben o mesajı sana attım. Bana atmadın. Anne sana attım. Sen bana Emir'in fotoğrafını gönderdin. Bak annesi ne yaptı ama kızma sakın oğluna diye. Ben de aşkıma hiç kızabilir miyim, kıyabilir miyim diye mesaj attım sana. Onur'a atmadın mı mesajı? Ben görmedim. Lale sen o mesajı bana attın. Anlaştım. Evet. Sana atmışım ama istemeden yani yanlışlıkla. Ayrıca bu mesajı gerçekten sana attığımı düşündün. Bu yaptıklarından sonra bu kadar basit mi Onur? Beni bu kadar kırdıktan sonra, hayal kırıklığına uğrattıktan sonra bu kadar kolay yani. İki güzel söz, bir sürpriz. Ben seni affedeyim. Bir de mesaj atmışım. Rüyanda görürsün Onur. Kusura bakma Onur Bey. Bu işler bu kadar basit değil. Size de bravo. Hemen affettiğimi nasıl düşündünüz? Emir nerede? Emir şeyde. Hepsi benim hatam. Özür dilerim sizden. Rica ederiz. Sen şey yapar mısın? Hadi ya. Lale. Anne bu arada ben Emir'i emzirmek istedim ama uyuyordu. O uyuyor o. O çünkü mamasını yedi, doydu. Güzelim. Neyse eve gidince emzirim. Lale. Yavrum bir şey soracağım sana. Tatlım, Onur'a biraz fazla sert çıkışmadın mı? Anne bana yaşattığı hayal kırıklığının yanında bu hiçbir şey değil. Sana kalbimi açıp göstersem anlarsın o zaman beni. Öyle mi anlıyorum tabii şimdi paramparçasındır güzelim. Çünkü sevgi ne kadar büyük olursa hayal kırıklığı da o kadar fazla oluyor. Yapma. Yapma anne. Yok. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.
karanlıklardan çıkmalı.